Ankara'yı uçtu hocam. Yani, moralli bir şekilde. Moralli evet. bir şekilde. Ne moral verdi? İyi oynadı dedi. Mustafa hocam gazetecilerin ondan... sorularına kendi adına değerlendirmeyi yaptı. Evet. Gazetecilerin her sorduğu soruya cevabı verdi. İyi oynadı dedi. İyi oynamak puan getirmediği için mutlu oldu. Onu da kendi dünyasında buraya getirdi. Ama ben de diyorum ki kaybedilen her maç bir hüzündür, bir düşüştür. Ben öyle değerlendiririm. Futbolu kazanmak için veya kaybetmemek için oynandığı zaman onu yapacak güce hepsi sahipler. Evet. Şimdi şu Ankaracı takımı açıklamayı programın başında vereceksin. Hocayı eleştirmek istiyorsan yani derdin hocayı eleştirmekse programın sonuna kadar ben eleştiririm. Burada o kadar malzeme çıkar ki bak ilk soru o kadar güzel. Akan oyunda Ankara'yı gol atan bir Fenerbahçe maçından beri diyor. İlk kez evet. penaltıdan gol atıyorsun. Bak bu çok doğru bir analiz. Güzel bir soruydu evet. evet hoca yöneltilen. Evet. Ankara Gücü Akan oyundan gol atamıyor. Çünkü bir türlü orta sahasını doğru oturtamadı. Kanatları da sürekli bir değişiklik halinde. Bir İlhan'ı deniyor, bir Sabah'ı deniyor, bir şey deniyor. Evet, ama, tür gibi deneme ha, halinde. Yani bu adamlar da beraber, misal Gençler Birliği maçında da şeyi hissediyorsun. Stanko olmayınca Sion'un bir işe yaramadığını falan hissediyorsun tam. Çünkü bunlar bir arada oynuyor o kadar alışmışlardı ki birbirlerine. Birbirlerini evet. tamamlıyorlardı. Evet. Şimdi Ankara Gücü zaten bir arada oynayamamış futbolculardan oluşan bir topluluk. Bir de bunu sürekli bir değişiklik, rotasyon haline sokuyorsun. Yani ortada da dediğin gibi hocam bak o dediğin dörtlüye ben de katılıyorum. O dörtlüye bir oynamamak bana lazım. Bana göre Rodriguez'in bir kulağını çekilmesi lazım. O onların yaşamları. Bak ne diyor zaten bir psikolojik şey almak lazım diyor. Bunu yapmak lazım diyor. Farklı bir olay. Ben de diyorum ki Ankara Gücü'nde öyle bir tane, öyle dört tane futbolcu var ki bana göre bir takımı dağıtabilecek güce sahip. Burada ne yapmak lazım? Burada orta alan ve geri dörtlüde, ki geri dörtlüde de yapı önemli, iki orta saha elemanını iyi seçmek lazım. Bu kadar basit. Çözüm bundan sonra gelecektir diye düşünüyorum Ankara Gücü için. İşte bak, İstatistikten bahsetmiyorum, analizden bahsediyorum. Rakibi iyi izlemek, rakibin ne yaptığını anlamaya çalışmak ve onun o anlayışını bozup kendi futbolunu sahaya sergilemekten bahsediyorum. İstatistik dediğim sadece topla şu kadar oynadı, şu kadar kaleye şu şey çekti falan değil. Rakibi analiz etmek. Oyunu okumak lazım. Eski yani. %70 topuk oynayan takım kazanır. Öyle bir şey yok. Evet. Bitti o işler. Yani rakibini analiz etmek. Ankara Gücü bu işi ne kadar beceriyor bunu görmek istiyorum. Ben çok çok da net göremiyorum. Ama Ankara Gücü'nün en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi misal sabahlara kadar Rize Spor analiz edilmesi. Evet iyi bir analiz. Nerelerden etkili? Suko'da nasıl giriyor? Neler yapıyor? Tabii. Yani şimdi, son haftalar ikinci yarının en formda gözüken adamı yeni transferleri Suko'da misal. Gol yapmasa bile asist yaptırıyor. Çok etkili bir oyuncu. Bunu katkıda bulunuyor evet. Yani farklı. Oyunu nasıl çıkaracaksın? Farklı. Onlar da sistemini değiştiriyorlar. Bu hafta Ünal Karaman'la yeni sistemlerini belki yaratamadılar ama sana nasıl gelecekler? Yani orada da bir İsmail Kartal'dan çıkmış Rize var. Belki de Rize'nin bu kadar düşük durumda olması nedeni İsmail o Kartal'ın oyun anlayışıydı. Şimdi Ünal Karaman'ın onun oyun anlayışıyla bambaşka yere gelecek. Ankara Gücü'nün iyi analiz etmesi lazım. Tabii yani takımlar analiz edilmeden karşı takım ama ben kendi takıma güvendiğim zaman senin takımın ben bu dört tane oyuncuyla gene söylüyorum. Ankara Gücü karşı rakibi perişan eder. Doğru söylüyorsun ama bak işte. Ben de analiz ediyorum bak. Gençler Birliği maçında tabii %100. Şimdi orta sahada çok fazla oyun kesici, durdurucu adamı yok. Bir Sedat'ın var. Sedat'ı Sese'ye mi zimmet dersin yoksa şeye mi zimmet dersin? Fabrizio'ya mı zimmet dersin? Ya artık o hocayla ilgili düşünce tamam ben da Fabrizio'ya zimmet dersen Sese de sahada otobana çevirir. İşte bu rakibi analiz etmeyle bağlı ki Sesen yok bilinen en iyi orta sahalardan bir tanesi. Evet. Ya analiz edemiyor dediğim, sorunlu kısım dediğim burası. Yani Sese ayağına gelen 100 topun 98'ini olumlu pasa çevirebilmiş. Demek ki sen kesememişsin bu adamı. Onunla ilgili tedbirini alamamışsın. Muhakkak tabii bazı şeyler şimdi çalıştığı zaman bir takım basına kapalı niye çalışır bir takım?
Yani normalde taktik antrenmanlar taktik yaşamış. Antrenmanlar vardır. Ve oyuna giren veya çıkan oyuncularda zaten sakatlığı da varsa bir 11-12 kişi üstünde çalışırlar. Ki Gençler Birliği'nde şu anda işte maçı seyrediyoruz şu noktada. 12-13 kişi var. Evet. Hoca da diyor ki alt taraftan oyuncu aldık. Onlar da oyuncu. Ben oyuncu demiyorum. Ama bir takım kendi elindeki olayı o kadar güzel kullanıyor ki, değerlendiriyor ki, basına kapalı olan bir çalışmada demek ki bir yapıyı, bir analizi o sahada görmek lazım. Evet. Yani karşıda bu hafta kim var? Rize var. Bir dahaki hafta kim var? Gaziantep Futbol Kulübü var. Ondan sonra kim var? O var. Bunlara karşı sizin oyun anlayışınızın hangi koşulda bundan sonra Ankaragücü puan ve puanlar için oynaması lazım.